Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün 1.2 patch ile beraber Genshin Impact'te gelen yeni ücretsiz Claymore'u nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Bu konuyla ilgili bazı kafalarda soru işaretleri oluşmuş. O yüzden bu videoda onlara değineceğim. Unutmayın, yılbaşı gününde Twitch kanalımda, Kaptan Toygun kanalımda çekiliş var. Onu da tekrar hatırlatalım, akşam saat 11'de. Gördüğünüz gibi kılıç bu arkadaşlar. Kılıç fiziksel damage bonus veriyor. Aynı zamanda işte %60 şansla rakibinizin üzerine bir buz parçası düşürüyor ve alan hasar veriyor falan filan. Gayet güzel, Razor için de çok uygun bir silah. Lafı daha fazla uzatmayalım. Şimdi ben size yapmanız gerekenlerden bahsedeyim. Arkadaşlar, öncelikle bu silahı alabilmemiz için haritanın buradaki statü kısmına gidiyorsunuz. 1.2 güncellemesiyle gelen statü kısmına gidiyorsunuz. Buradan geri dönüp şu çukurdan, çemberden aşağı indiğiniz zaman bakalım. Şurada bu kapının açılması gerekiyor. Ben açtığım için tabii ki sizde bu açık olmayacak. Burası sizde kapalı olacak. Aynı zamanda bakın burada farklı farklı yazıtlar, böyle ışıklı bir şekilde şekiller, semboller var diyelim. 8 tane tablet var. 8 tane tableti bulduğunuz zaman sağ tarafta 4, sol tarafta 4 şeklini görüyorsunuz. Bu kapı açılıyor. Tabii bunları nasıl bulacağız? Şimdi tabletin birincisi bu. Buradan başlıyorsunuz. Bununla gelip konuştuktan sonra tabletin birincisi buraya gelmiş oluyor. Oradan görüyorsunuz aktifliğini. Burada önemli olan bir tane nokta var arkadaşlar. Bu tabletlerden bir tanesi gizemli bir odada tutuluyor. Onu açabilmek için de, o odayı açabilmek için de 3 tane kasa bizden toplamamızı istiyor. Şimdi o kasaların yerlerini gösteriyorum. Öncelikle gizemli odadaki o tableti alalım. Ondan sonra diğer tabletler toplaması son derece basit. 1 numara. Direkt şu tarafa gidiyoruz arkadaşlar. Evet, sağ tarafa haritada gördüğünüz gibi oraya en yakın teleport noktasını ışınlandım. Buradan direkt koşuyoruz. Daha sonra buralara tekrar geleceğiz. Hatta buraya gelmişken şunu da gösterelim. Bakın buraya geldiğiniz zaman burada diğer bir tableti de görebilirsiniz. Tabletlerden bir tanesi de burada. Ben bunu haritada şurada işaretlemiştim. Buraya gelmişseniz hem tabletin bir tanesini alın. 2 olmuş olacak. Önce şuradakini, başlangıcı aldık. Buradakini de aldığınız zaman ikinci tablet almış olacaksınız. Toplamda 8 taneydi tablet. Bunu buradan alın. Aldıktan sonra direkt buradan karşıya, şu ağacın olduğu yere doğru uçuyorsunuz. Burada sizi başlangıçta bir tane, daha sonra iki tane daha Ruin Guard gelecek ve karşılayacak. O Ruin Guard'ları keseceksiniz. Kestikten sonra bu kılıcın buradan sandık çıkacak arkadaşlar. Buradaki sandığı aldıktan sonra ilk gizemli oda sandığını almış olacaksınız. Oranın da yeri burası. Geçelim ikincisine sevgili arkadaşlar. O da burada, ben burada işaretledim. Gizli odada işaretlemişim. Şimdi bu tarafa gidiyoruz. Şuradan başlayalım. Öncelikle gizli odayı açacağız ki oradaki gizemli tableti alalım. Gizemli dediğim aynı tablet de aslında. Saklamışlar işte, biraz uğraşın demişler. Hızlı bir video olsun. Hemen o tarafa gidiyoruz. Tablet şurada bir tane sizi Ruin Guard karşılayacak. Bu upgrade edilmiş Ruin Guard'lar diyorum ben onlara. Burada bir tane ayı olayı olacak. Onu kesin. Daha sonra gelin buradaki tableti açın. Bu gizli odanın ikinci tableti değil. Pardon, düzeltiyorum. Bu normal sizin üçüncü tabletiniz olacak. Yani 8 tane tablet toplanıyor demiştim. Bu sizin üçüncü tabletiniz. İlkini buradan aldık. İkincisini şuradan. Üçüncüsünü de buradan aldık. Devam ediyoruz. Buraya gelmişken hemen şu yukarı tırmanıyorsunuz. Burada bir tane sandık göreceksiniz arkadaşlar. Şunun içinde. Ben aldığım için görünmeyebilir. Ben size yerini gösteriyorum bu videoda. Son derece güzel bir Claymore bu arada. Onu da söyleyeyim. Tam olarak burada arkadaşlar. Burada sizde sandık olacak. O sandığı alıp yolunuza devam edeceksiniz. Son bir tane kalmış olacak. O bir tane kalan da burada arkadaşlar. Haritada tekrar göstereyim. Son secret room için gerekli olan şey burada. Hemen oraya bir teleport alalım. Burada bir tane taş var. O taşa gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz, ona çiçek veriyorsunuz. Şuradaki tablet bakın. Bu tablete geldiğiniz zaman bununla konuşmak istediğinizde sizden buraya Cecilia denen Venti'yi upgrade ettiğimiz çiçekten vermenizi isteyecek. Onu verince buraya size atacak arkadaşlar. Üçüncü sandığı. Peki üçüncü sandığı aldıktan sonra, artık puzzle'ın sandık kısmını çözdükten sonra nerede o kapı? Gizemli oda nerede? Gizemli oda da arkadaşlar şuraya geliyorsunuz bakın. Place yazan yerin hemen altına ışınlanıyorsunuz. Gizemli odadaki tableti alalım. Gördüğünüz gibi
Mağaranın içine girdik. Hemen yukarıya doğru gidiyoruz buradan. Çıkılabilecek en yüksek yerine çıkacağız. Şuradan çıkalım. Bu arada gerçekten çok güzel bir mekan olmuş. 1.2 güncellemesi. Bayılarak oynadığımız bir güncelleme oldu. Genshin Impact tarafından. Bakın. Buraya geldikten sonra şuradan yukarı çıkıyorsunuz. Karşıya atlayacağız. Yani şuraya. O baktığım tarafa doğru atlayacağız. Oranın devamında gizemli oda var. Ben açtığım için tabii ki ben de açık görünecek. Buradan karşıya atladınız. Hemen ileri doğru gidelim. Müzikleri falan da yine şahane olmuş oyunun. Ve gizemli oda burada arkadaşlar. Buradaki şu kapının işte şuradaki küreye geldiğiniz zaman buraya F'ye basıyorsunuz. Sizden 3 tane sandığı buraya yerleştirmenizi istiyor. Toplamış olduğunuz sandıkları koyduğunuz zaman burası böyle açılıyor. Tablet de burada bizi karşılıyor. Aynı zamanda burada chest de mevcutmuş. Bak ben bu chest'i almamışım, gelmişken bunu da alalım. Geliyorsunuz arkadaşlar, bu tableti de aldıktan sonra 4. tableti almış oldunuz. Bir neredeydi? Şu. Başlangıç yerindekini aldık. Sonra suyun oraya gittik. Hem bunu hem de bunu aldık. 2. Daha sonra buraya geldik. Ruin Guard var demiştim size. Buradaki tableti aldınız. 3. Daha sonra arkadaşlar buraya geldik ve bir şey aldık. Şimdi 4. tableti gösteriyorum size. Buraya gidelim. Secret gizemli odadakini de aldık. 4 oldu. Geldik buraya sevgili arkadaşlar. Buradan devam ettiğiniz zaman burada bir puzzle var. Bu puzzle'ı yapacaksınız. Bu puzzle'ı yaptıktan sonra aşağısı açılıyor. Buraya da indiğinizde direkt şurada tablet sizi bekliyor olacak. Bu da bir diğer tablet. Bunu da bitirdikten sonra biraz aşağıya devam ediyoruz. Yine şu gizemli sandığın olduğu yerdeki teleport noktasına gidiyorsunuz. Buradan hemen aşağıya salacağız kendimizi. Şöyle uçarak gidebilirsiniz. Dağın hemen soluna doğru döndüğünüz zaman burada da yine küçük bir tane puzzle ile karşılaşacaksınız bu şekilde. Bu puzzle'ları yapın. Sonrasında şu an benim tam altımda bulunan yerin buzlu olduğunu göreceksiniz buranın. Burası sizde buzla kapalı bir şekilde görünecek. Geleceksiniz buraya. Şuradaki kristali alacaksınız. Bu şekilde buna vurup bunu elinize alıyorsunuz. Daha sonra buradaki buza gelip bu almış olduğumuz kristalle, bakın etrafında kristalin etkisi dönüyor. Bir tane vurduğunuz zaman o kristalin etkisinden dolayı buz eriyor ve tablet açılıyor. Buradaki tablette de konuşuyorsunuz ve bu da bitmiş oluyor arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz bu tarafa. Buraya nasıl gireceksiniz? Şuradaki dungeon'a tekrar girelim. Dungeon dediğim yer mağara. Düzeltiyorum. Mağaraya atlayalım. Döndük. Burası Secret Room dediğimiz yerin farklı bir tarafı. Yani burası şey değil. Karıştırmayın. Gizemli odanın olduğu yer değil. Bazen onu canlı yayında karıştıranlar oldu. Bunu da o yüzden söyledim. Buradan böyle devam ediyorsunuz. Buradan tekrar yukarı çıkacağız. Geçen sefer ne yapmıştık? Yukarıda gizemli odaya giden yola doğru dönmüştük. Bu sefer gizemli odaya giden yola dönmüyoruz diyerek bu yolu takip ediyoruz. Bu Claymore'u gerçekten geliştirin. Özellikle Razor oynuyorsanız fiziksel damage gidip Razor'u geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten ben çok beğendim yeni Claymore. Ücretsiz olarak veriliyor olması da bizim için gayet iyi oldu. Şöyle buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bak cennet gibi bir yere geldik anasını satayım. Işıktan geçilmiyor. Buraya geldiğinizde tabletin burada olduğunu göreceksiniz. Bu tableti de okuduğunuz zaman burada da yine puzzle var. Bu puzzle'ları da yapın. Ekstra kutu falan topluyorsunuz burada. Bunu da yaptıktan sonra son olanı, o da burada arkadaşlar. Domain'in olduğu yerde. Bunun için domain'i açmanız lazım. Child'ın artifektini ve aynı şekilde Cryo damage artifektlerinin geldiği yeni domain direkt hemen önünde şurada göreceksiniz.
Domain'in girişinin olduğu yerde tablet var. Bununla da etkileşime geçtikten sonra artık hazırsınız. Tekrar şöyle bir toparlamak gerekirse en sondan tekrar göstereyim. Ne yaptık? Bir tane tableti gizemli odaya koydukları için öncelikle gizemli odanın puzzle'ını yaptık. Neydi? 3 tane kutu toplamamızı istedi. Biri bu. Gizemli odanın olduğu chest'in tanesi, bir tanesi burada. Diğeri şurada, yukarı tırmandık. Buradakini aldık. Diğeri de burada arkadaşlar. Yol üstündeki tabletle konuşup çiçek veriyorsunuz. O çeçilya dediğimiz çiçekten veriyorsunuz. Gizemli odayı açıyoruz. Gizemli odanın yeri de buradaydı. Ondan sonra tabletler 8 tane olacak şekilde toplamaya başladık. Biri burada. Biri burada. Biri burada. Bir tanesi yine burada. Yine burada. Ve aynı zamanda gizemli odadakini aldık. Şu anki bulunduğumuz domainin oradakini aldık. Ve en son burası da başlangıç yerimizdi. Oraya artık geri dönüyoruz. Buradan aşağı iniyorsunuz. Başlangıçta söylediğim gibi gelip bunların her birini yapmış oluyorsunuz ve kapıyı açıyorsunuz. Kapıyı açtıktan sonra içeri girdiğinizde arkadaşlar sizi böyle bir oda bekleyecek. Bu odada şuradaki meşaleyi yakıyorsunuz. Şu meşaleyi yakıyorsunuz. Bunu ve bunu yaktıktan sonra oda aydınlanmış oluyor. Ve şu an tam bulunduğum yerden bu kılıcı elde ediyorsunuz efendim. Evet, bu videodan bu kadar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Twitch canlı yayınlarımda oynamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda çekilişlerim oluyor. Twitch'teki canlı yayınıma bekliyorum. Yılbaşı akşamı saat 11'de, akşam saat 11'de abone olun veya olmayın. Normal kullanıcılara da çekilişim başlıyor. Kaptan Toygun kanalına yılbaşı akşamı bekliyorum akşam saat 11'de. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.